Hidra canlı performans, evet. Hidracılar, şimdi toparlanın bakalım arkadaşlar. Her türden zevk alanlar burada olabilirler. Sesini kullanan herkes, ses kullanan, spikerlik yapanlar dahi bana ses kaydını gönderebilir arkadaşlar. Sınıf öğretmeni olabilirsiniz, kaydınızı gönderebilirsiniz. Sesinizi yanlış kullandığınızı düşünüyorsanız lütfen kaydınızı gönderin. Hadi bakalım başlasın. Şimdi daha önce incelediğimiz rap söyleyen arkadaşların hep bir nakarat melodileri vardı. Genelde nakarat melodileri söyleyen rapçileri bana gönderdiniz. Bakalım Hidra'da nasıl bir okumayla karşılaşacağım. Kuvvetli bir ses rengi olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten güçlü bir ses rengi var. Sanki böyle baritonal bir renk gibi geliyor ama ya koyu bir renk geliyor aslında. Fakat bayağı da tiz bir tonda girmiş. Biliyorsunuz geçen haftalarda Joker inceledik. Onun sesi Hidra'ya göre biraz daha tiz bir renkti. Fakat o tizde sürekli aynı söylediği melodilerde bir süre sonra gırtlağının yorulmaya başladığını düşünmüştüm. Şimdi burada Hidra'da daha koyu bir renk geliyor tiz renklerinde. Belki okuduğu pozisyonda daha koyu tutuyor. Belki ses rengiyle alakalı. Muhtemelen ses tonu biraz daha koyu. Tiz olsa da daha dramatik bir rengi var. Böyle bir tonda gidiyorsa re. Hiç de pes bir ton değil bildiğiniz arkadaşlar. Tiz bir bariton, yüksek bariton olma ihtimali çok büyük. Gene re üzerinde. Sürekli re notasında giden bir rap. Fakat hiç boğazına düşmedi. Dikkat edin. Yani hiç boğazına düşmediğinden kastım sesinde bir kirlenme olmadı. Her zaman aynı netliği, parlaklığı koruyor. Ve nefes kullanması hakikaten bayağı üst düzey diyebilirim şu anda. Bayağı üst düzey. Şöyle bir şey anlatayım arkadaşlar. Şimdi bazı volümlerde, mesela Hidra gibi böyle yüksek volümde okuyan rapçilerde daha fazla nefes harcayacaktır. Yani ne kadar kuvvet verirseniz o kadar nefes harcıyorsunuz demektir. Şimdi Hidra böyle sürekli kuvvetli 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 okuyor. Bu da daha fazla nefes harcaması anlamına geliyor. Çok iyi nefesi var. Net, net gözüküyor. Nefes aldığı yerlere de bir bakın. Bakın. Aldı. Hep aynı kuvvet görüyorsunuz. Bayağı kuvvetli okuyor. Ama ses hep ön bölgede oluşuyor. Hiç geride değil. Olmadan. Boğaza hiç düşmeden. Hep ön bölgede ve koyu. Bu aradaki bu back vokal çok değerli ya. Çünkü tam orada çok rahat bir nefes alıyor ve rahatlıyor. Eğer böyle sıkışık sıkışık gitse yorulmaya başlar. Ama o aradaki o back vokalin çat diye girmesi gerçekten söyleyeni inanılmaz dinlendiriyor. Bakın. Rahat rahat nefes al. Gidelim. Benim duyduğum kadarıyla ortada bir nakarat melodisi yok bu parçada. Genelde hani aynı rap şeklinde gidiyor. O sürekli okuma şeklinde gidiyor. Geçiyorum. Sonlarına bilerek gideceğim şimdi. Bakalım sesinde bir kısılma olmuş mu? Bakalım hangi tonda duyuyor? Do diyez. Yarım ton pesleşti parça. Bakalım. Başka parçada mıyız? Aynı parçadayız değil mi? Süper süper.
Başta bir re tonunda gidiyordu. Birazcık do diyezi düştü. Yine do diyez re arasıymış. İlk başta da re dedim ama zaman zaman do diyez re kullanmış. Biraz daha ileri gidiyorum. Parça 4.09 gözüküyor. Genel olarak şöyle söyleyebilirim arkadaşlar, çok net. Çok iyi nefes kullanımı var. Çok çok iyi nefes kullanımı var. Yani bu kadar uzun bir parçayı tıkır tıkır okuduktan sonra kalkıp da böyle rahat bir sohbet yapmak pek kolay değil. Son derece nefes kontrolü elinde, tıkır tıkır üst üste okur ve bütün şarkı boyunca, bütün okuduğu rap boyunca pozisyonunu hiç bozmadı. Ses ön dediğimiz ses yüzümüzün ön tarafında, ön bölgede. Yani ben şimdi konuşurken dikkat edin. Merhaba diye duruyor ya. Şöyle yapmıyorum. Yani gırtlağımı sıkmıyorum. Gırtlağımda oluşturmuyorum sesi. Sesi ön bölgede tınlatıyorum. Hydra bu kadar tiz bir tonda, yani muhtemelen yüksek barütonal bir rengi var. Bu sesi sürekli tutarak, son derecede net iyi nefes kullanarak kullandığı bir parça. Gerçekten nasıl diyeyim, güzel. Çok çok güzel, çok çok iyi. Çok çok iyi gerçekten.